Aydın Ünal Kudüs, şimdi ne olacak? Amerika ve İsrail Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesine verilecek olası tepkileri kuşkusuz enine boyuna hesaplamışlardır. Enine boyuna dediysem lafın gelişi. İsrail ve Amerika, Kudüs, Filistin ve Orta Doğu'da ilk kez böyle bir adım atmıyorlar. Tarihte attıkları her adıma standart tepkiler verildiğini, Müslümanların 3-5 gün gösteriler yapıp sloganlar atıp marşlar söyleyeceğini, ardından da olan biteni hazmedeceğini Amerika ve İsrail geçmiş tecrübelerine binaen biliyorlar ve çok da rahatlar. Dahası da var. İsrail ve Amerika her durumda kazanacaklarını da çok iyi biliyorlar. Olacakları tahmin etmek hiç güç değil. Sıralayalım. İslam coğrafyasının her yanında protesto gösterileri olacak. Ateşli nutuklar irade edilecek. Bildik sloganlar tekrarlanacak. Öfke sel olup akacak. Bir müddet sonra da o öfke soğuyacak, yerini yavaştan bir umursamazlığa terk edecek. Felaket hazmedilecek ya da yeni duruma alışılacak ve herkes evine dönecek. Müslümanlar var güçleriyle yeni protesto araçlarına yani Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp'a yüklenecekler. Her biri Amerikan menşeli olan bu sosyal medya araçlarının değeri arttıkça artacak. Elbette bu kuruluşların bazılarının siyonist ortakları daha da zengin olacaklar. Atılan her mesaj az ya da çok İsrail'e destek olarak dönecek. Ayrıca şu mecralardan yapılan protestolar sayesinde istihbarat örgütleri oturdukları yerden keyifle izleme ve dosyalama yapacaklar. Bir tuşla epeyce kuş avlayacaklar. Filistin'de yapılacak gösterilerde şehitler verildi, daha da verilecek. Tam da İsrail'in istediği gibi olacak. Hamas direniş haklı olarak eylemler organize edecek. Bu da İsrail'e bakın bu Hamas terör örgütüdür diye propaganda fırsatı sunacak. Filistin'deki bölünmüşlük daha da derinleşecek. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi radikal örgütlere hayat öpücüğü verecek. Daesh Kudüs'ü bahane ederek ve Kudüs motivasyonuyla daha fazla canlı bombayı piyasaya sürecek ve daha çok Müslüman katledecek. Hizbullah aynı motivasyonla zaten başından beri istismar ettiği Kudüs'ü kullanarak militanlarına yeniden heyecan pompalayacak ve bunun sonucunda Suriye'de daha fazla Müslüman ölecek. Ayrıca Hizbullah 3-5 kıytırık füzeyi İsrail'e yollayıp İsrail'e belki Gazze'ye, belki Lübnan'a müdahale fırsatını altın tepsi üzerinde sunacak. PKK, Beka Vadisi üzerinden romantik ilişkiler tesis ettiği Filistin direnişine destek olacak, Kudüs duyarlılığını göstermek için PKK, Amerika'dan aldığı silahlarla Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'de biraz daha Müslüman katletmek isteyecek. Amerika'nın bu adımı cılız da olsa FETÖ'ye de yeni bir fırsat sunacak. FETÖ, Bakın biz bu Müslümanlar gibi değiliz. Öyle Kudüs gibi, Filistin gibi duyarlılıklarımız yok. Biz uyumluyuz, ılımlıyız diyerekten Trump'a yaranmaya çalışacaklar. İran da yine abartılı bir Kudüs hassasiyeti sergileyip bu fırsatla ve bu motivasyonla mezhep taassubunu bir derece yukarıya çıkaracak. Arap devletleri bu karara çok öfkelendiler. Daha da öfkelenecekler çok ciddi öfkelenecekler. Sonra bu can sıkıcı meseleyle toplumda oluşan tansiyonun bir an önce düşmesi için dua edecekler. Mısır, Kudüs'ü bahane edip başını kaldırmasın diye ihvan üzerindeki baskıyı daha da artıracak. Suudi Arabistan Kudüs motivasyonuyla Amerika'dan daha fazla, çok daha fazla silah alacak. Daha fazla milyar dolar ve petrol Amerika'ya akacak.'' Türkiye samimi, gerçekçi ve uyarıcı söylem ve adımlarıyla sadece Batı'yı ve İsrail'i değil, onlardan daha çok Müslüman ülkelerin devlet adamlarını yine çok ama çok rahatsız edecek. Rahatsız olan devlet adamları Recep Tayyip Erdoğan'dan bir türlü kurtulamadıkları için Amerika'ya gizliden gizliye sızlanacaklar. Türkiye'nin İslam coğrafyasındaki ağırlığı ve etkisi ama onunla birlikte yalnızlığı bir kez daha ortaya çıkacak. Türkiye'ye sempati daha da artacak. Türkiye'nin lider rolü daha da güçlenecek. İslam dünyasında bunlar olurken Amerika sınırsız bir güvenlik içinde kazanmış, Trump seçim vaadini yerine getirmiş olacak. Trump'ın Yahudiler nezdinde itibarı artacak. İsrail daha fazla Filistinliyi öldürecek ya da sürgün edecek. Daha çok Filistin toprağı işgal edecek. Kudüs bölgesinde işgal ettiği topraklara uluslararası meşruiyet kazandıracak. Kısacası Kudüs cephesinde yeni bir şey olmayacak. Yüzyıldır tekrar tekrar olduğu gibi Müslümanlar kaybedecek, Siyonist ve Haçlılar kazanacak. İnşallah yanılırız. Aydın Ünal, Yeni Şafak Al.